Elazığ Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslara katılan kadınlar giyim üretim teknolojileri konusunda eğitim alıyor. Kurs sonunda kadınlar aldıkları eğitimle organize sanayi bölgesinde açılacak olan tekstil fabrikasında işe başlayacak. Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kursa katılan kursiyerler aldıkları eğitimin ardından Elazığ'da açılacak olan tekstil fabrikasında işe başlayacak. Başlanan projeyle kursa katılan kadınlar giyim üretim teknolojileri konusunda eğitim alıyor. Ardından Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde açılacak olan ve 2000 kişilik istihdam sağlayacak tekstil fabrikasında işbaşı yapacak. Hanımefendi kursiyerlerimiz bizden almış oldukları giyim üretim teknoloji konularındaki kurslarda elde ettikleri bilgi ve deneyimlerle organize sanayi bölgesindeki fabrikalarda işe başlayacaklar. Bugün başlayan bu kursun nihayetinde hemen orada istihdam edilmelerine olanak sağlayacak. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar bundan sonraki süreçte mesleki eğitime ağırlık vereceklerini dile getirdi. Eğitimle alakalı biz de bundan sonraki çalışmalarımızda mesleki eğitime ağırlık vereceğiz. Vatandaşlarımıza yeni meslek öğreteceğiz. Bulundukları mesleklerde ilerlemelerini sağlayacağız veya meslek değiştirmelerini sağlayacağız. Halk eğitim kursları bunu amaçlamakta. Kırmızı Montlular Derneği Başkanı Erhan Eğit, yeni üretim modeli projeleriyle Elazığ'a hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. Bizler de elimizde bir şeyler yapmak isteyen, kendi geçimlerini kendileri sağlamak isteyen hanımefendilere, halk eğitim müdürümüzün ve halk eğitim hocalarımızın yoğun gayretleri ve özverili çalışmalarıyla beraber bugün burada giyim teknolojileri üzerine bir kursu başlatıyoruz. Toplamda şu anda 70'e yakın ama genel itibariyle 90 ve 100'ü aşacak bir rakamda olan hanımefendiye ee, bu kursları verip e, istihdamın farklı modellerine kazandırmış olacağız. İnşallah e, ilimizde e, yeni üretim modelleri oluşturan projelerimizde de e, halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.